Medikana grubu sunar. Toplumda pek çok kadın bel çevresindeki kalınlaşmadan, çene altındaki ve göbek çevresindeki kıllardan, sivilcelerden ve erkek tipi saç dökülmesinden şikayetçi. Pek çoğunuz anladınız. Bunların altında yatan neden sıklıkla polikistik over sendromu. Bugün sizler için bu sendromun detaylarını araştıracağım. Toplumdaki her 5 kadından birinde görülen polikistik over sendromu, kadınlardaki yumurtlama problemlerinin de başında gelir. Polikistik over tanısının konulabilmesi için hastanın adetlerinin gecikmeli olması, erkeklik hormonunun fazla olması, tüylenme ve sivilcelenme görülmesi bulgularından en az ikisine sahip olması gerekir. Ayla, herhalde poliklinikte en fazla gördüğün hasta grubu polikistik over sendromlu olan hastalar değil mi? Kesinlikle. Peki polikistik over sendromu nedir? Yumurtalıkları ilgilendiren hormonal bir bozukluktur aslında. Bunu sana şu şekilde çok daha basit anlatabilirim. Bunları tutar mısın benim için? Tamam. Kollarını yana açıyorsun. Peki. Şimdi sen bir uterussun, yani rahimsin. Bunlar bizim bir kadının yumurtalıkları. Bunlar da aradaki bağlantını sağlayan yumurtalar. Normal şartlarda bir kadın neden adet görür? Yumurtalığından her ay bir tane yumurta ürettiği için, yumurtladığı için adet görür. Çünkü kadını adet gördüren şey yumurtlama hormonudur. Dolayısıyla polikistik overdeki en büyük sorun yumurtaların büyüyüp çatlama problemidir. Ve büyüyüp çatlayamadığı için de bu kadınlar en çok adet düzensizliğiyle gelirler bize. O zaman şöyle mi oluyor? Yani aslında kadın normalde her ay bu foliküllerden, bu yumurta diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi genişliyor. Aynı bir yumurta gibi düşünürsek. Aynen. Yumurta çatlıyor, aynen. İçindeki sarı açığa çıkıyor. Aynen. Ve gebe kalma şansını yakalıyor. Kesinlikle. Ama polikistik overde bu olmuyor. Polikistik overde belli bir boyuta gelip orada takılıyor yumurtalar. Nedeni henüz bulunamamış. 1935'lerden bu yana bu bir sır. Neden çatlayamıyor bu yumurta? Ama temel sorun bu. Çatlayamayan yumurtaların yumurtalıkta birikerek oluşturduğu görüntüdür. Polikistik over görüntüsü. O yüzden bu yumurtalar eğer çatlarsa kadın adet görür, çatlarsa gebe kalır. Bu yumurtalar çatlayamazsa burada birikiyorlar. Bir kadının kadınlık hormonu olan östrojenin aslında temel maddesi androjendir, erkeklik hormonudur. Ve erkeklik hormonu üreten küçük yumurtalar yumurtlama boyutuna erişebilirlerse eğer o zaman döngü çok sağlıklı yürür. Ama belli bir boyutta çatlayamadan biriktiklerinde bu androjen dediğimiz erkeklik hormonunu çok daha fazla üretmeye başladıkları için ikinci bir sorun da bu androjen dediğimiz erkeklik hormonunun bedende oluşturduğu etkilerdir. Mesela neler oluyor o zaman? Kıllanma, özellikle çene bölgesi, göğüs arası, karın bölgesi, kalçalar, her yerde vücudun erkeksi bölgelerinde orta hat dediğimiz kıllar daha belirgin, daha kalın, daha koyu renkli olmaya başlıyor. Aynı şekilde yanaklar, çenede ve vücudun değişik yerlerinde sivilceler çıkmaya başlıyor. Hastalara baktığınız zaman çoğunlukla biraz da kilolular değil mi? Kesinlikle. Onun nedeni ne? Şimdi bunun nedeni vücutta insülin direnci dediğimiz kan şekerini ayarlayan hormona karşı vücutta bir yanıtsızlık var zeminde. Dolayısıyla bütün kurgu aslında bu insülin direnci üzerinden yürüyor. Hasta kilo almaya başladıkça insülin direnci artıyor. İnsülin direnci arttıkça hasta daha şişman, daha kilolu bir kadına dönüşüyor. Ve bir kırılma noktası var. Kilo belli bir düzeyi aştıktan sonra da bu erkeklik hormonu, androjenlerin artışıyla birlikte vücutta kıllanmalar, sivilcelenmeler ve beraberinde adet düzensizliği gelmeye başlıyor. Peki hangi yaşta başlar? Yani her yaşta başlayabilir mi? Kadın adet görmeye başladıktan sonra kesinlikle hemen başlar mı? Her yaşta görülmeye başlayabilir. Bu bahsettiğimiz insülin direnci kiloyla direkt ilişkili olduğu için kadın zayıftır, şikayetleri yaşamaz. Ama kilo almaya başladığında ki bu bünye kilo almaya müsait bir bünyedir. Birdenbire sivilcelenmeye, kıllanmaya başlar. Eğer evliyse işte çocuğum olmuyor diye gelebilir. Çünkü yumurtlama düzeni kilo ile paralel, insülin direnciyle paralel direkt bozulmaya başlar. Bahsettiğimiz şey şu, normal bir yumurtalık görüntüsü. Biraz önce ben şuydum değil mi? Şöyle. Aynen. Biraz önce elimde tutuyordum şöyle ben. Aynen. Şunu kapatalım. Bu elinizdeki
yumurtalık, polikistik yumurtalık. Yani içinde çok sayıda küçük çatlayamadan bekleyen birikmiş yumurtaların oluşturduğu görüntü. Bunun ultrasona yansıması da şu şekilde. Ben bu hastaya ultrason yaptığımda yumurtalıklarını bu şekilde görüyorum. Yani çok küçük yumurtaların çok sayıda oluşturduğu görüntü demek aslında. Üzerine bunu da görünce diyorum ki sizde polikistik over sendromu var. Ve bundan sonra macera başlıyor. Nasıl bir macera başlayacak? Peki. Hadi bir de ona geçelim. Tedavisi nasıl oluyor? Tedavisi mümkün mü? Önce onu söyleyeyim sana. Şöyle ben hep şunu söylüyorum hastalarıma. Polikistik over bir yaratılıştır ama bir kader değildir. Yani polikistik overli olarak doğar aslında bir kadın ve polikistik overli olarak ölür. Polikistik over yaşam boyu süren bir hastalıktır. Tedavi görmeyen hastalarda kalp hastalıkları, kan lipitlerinde bozukluk, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve rahim kanseri riski artar, tip 2 diyabet riski katlanır. O görüntü zaten değiştirilebilir bir görüntü değil. Biz hastanın şikayetlerine paralel hareket ediyoruz. Kıllanması varsa, sivilcesi varsa bunları tedavi ediyoruz. Adetlerini düzenliyoruz ve en önemlisi hastayı zayıflatıyoruz. Şimdi mesela kıllanmada hani nedene yönelik bir tedavi mi yoksa işte lazer epilasyon gibi hani kılları ortadan kaldırıcı tedaviler mi ya da bunların her ikisi mi? Son şık her ikisi birlikte. Şimdi nedeni ortadan kaldıramıyoruz aslında. Yani ne yumurtalığı olduğunu da bilmiyoruz çünkü aslında. Aynen nedenini bilmiyoruz. Yumurtalığı da değiştiremiyoruz ama yumurtalığın ürettiği erkeklik hormonlarını baskılayabiliyoruz. Dolayısıyla bunu neyle yapıyoruz? Daha çok yöntemimiz doğum kontrol hapları şeklinde. Doğum kontrol hapı erkeklik hormon düzeylerini kanda düşürür, yumurtalıktan üretimini azaltır. En çok kullandığımız ilaç o. Ve doğum kontrol hapı belli bir etkiye ulaştıktan sonraki bu 6 aydır üzerine lazer epilasyonla kılların kalıcı tedavisini öneriyoruz. Polikistik over olan bir kişi hamile kalabilir mi? Kesinlikle kalabilir. Normal ilişkiyle gebelikler oluşabilir. En uç noktada da tüp bebeğe kadar gidebilir ama sonuçta ilk önce olabildiğince doğal yolla ve kendi kendine olması yönünde hastayı destekliyoruz. Yine hastayı zayıflatarak. Evet. Bence aradığım bütün cevapları aldım. Çok sana güzel. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ellerine sağlık. Çok keyifliydi. Medicana grubu sundu.